Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Oppo ile İstanbul koleksiyonlarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu seferki durağımız ise arkamdaki Cumhuriyet Anıtı'ndan da anlayabileceğiniz üzere Taksim. Bu videomuz arkadaşlar Taksim'de İstiklal Caddesi'nden gireceğiz ve tünelin sonundan çıkacağız. Biliyorsunuz Taksim zaten burada bulunan İstiklal Caddesi ile tamamen popüler bir yer. Eski binalar yol boyunca uzanıyor. Ayrıyeten içeride çeşitli kiliseler ve konsolosluklar da bulunuyor. Bu videomuzda eğer girebilirsek kiliselere ya da konsoloslukları, konsolosluğa muhtemelen giremeyiz ama kiliselere gireceğiz ve onların da içini size göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu gezimizde bize Oppo Reno 4 Lite eşlik edecek ve videonun bundan sonraki kısımlarındaki tüm içerikleri Oppo Reno 4 Lite ile çekeceğiz. Böylece telefonun kamera performansını da net bir şekilde beraber gözlemlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, şu anda İstiklal Caddesi'ndeyiz. Elimizde Oppo Reno 4 Lite bulunuyor. Oppo Reno 4 Lite ile gün ışığında normal bir günde dışarıdan yaptığımız çekimlerde arkadaşlar görüntü ve ses performansı bu şekilde. Şu anda hem görüntü hem ses için sadece Oppo Reno 4 Lite'ı kullanıyoruz. Herhangi bir ekipman desteği yok. Yani telefona bağlı bir mikrofon vesaire de söz konusu değil. Elimizde telefon var ve direkt olarak bir çekim gerçekleştiriyoruz İstiklal Caddesi'nde. Görüyorsunuz yine kalabalık, her zamanki İstiklal kalabalığı. Yine pandemiye rağmen insanlar buraya akın akın gelmeye devam ediyorlar. Tabi bu çoğunluğun içerisinde turistlerin payını da azımsamamak gerekiyor. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Reno 4 Lite'ın ön yüzünde de çift kamera yer alıyor. O yüzden bu kameranın performansını da soranlar olmuştu. Hani videoyu nasıl çekiyor? Ön tarafla güzel videolar çekebiliyor muyuz gibi. O yüzden ön kamerayla da bir video çekmek istedik. Gördüğünüz gibi ön kamerayla yapacağınız video kayıtlarında da ses ve görüntü performansı genel itibariyle bu şekilde gayet yeterli bir performans sunuyor sizlere ki şu anda fark ediyorsunuzdur siz de. Güneş tersten geliyor, yani arkadan geliyor. Dolayısıyla bir ters ışıkta söz konusu. Buna rağmen gayet başarılı, aydınlık bir video kaydı gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.
Taksim'de yer alan Saint Antoine Kilisesi'ndeyiz. Şöyle göstereyim size çevreyi. Genel itibariyle dev bir Noel ağacı. Buraya gelen insanlar burayı da ziyaret ediyor arkadaşlar. Hani dini bir inanış olarak değil ama ziyaret etmek için ediliyor. İçerisi karanlık. Yani çok aydınlık değil. O yüzden ayin de var. Evet arkadaşlar, bugün bize Taksim'de Oppo Reno 4 Lite eşlik etti. Dediğimiz gibi bütün içerikleri Oppo Reno 4 Lite ile çekti. Yani fotoğraflardan tutun da videolara kadar hepsinde Oppo Reno 4 Lite'ın imzası vardı. Başka bir bölümde görüşene dek hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.